dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Ümit Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef dün üzücü bir sonuç aldık. Basketbolda Real Madrid'e 90-75 kaybettik ve hani e, ilk 4 hesaplarken herhalde e, daha da kötü sonuçlarla karşılaşacağız gibi ama şu var. Ciddi bir sakatlık problemi vardı. Hatırlarsanız Fenerbahçe Beko'da. Hani Metecan Birsen, Gati Wilbekin, Melih Mahmutoğlu, Pierre. Hani e, hem Real Madrid maçı hem de Baskonya maçlarında forma giyemeyecekler diye açıklanmıştı. Aynı zamanda Melih Mahmutoğlu Tufaç karşılaşmasında sol bacak kalf bölgesinden sakatlık geçirdi diye haber vardı. Bunlar da zaten duymuşsunuzdur. Ha ben Fenerbahçe Beko'na ilgili bir e, duyum vereyim size arkadaşlar. Panathinaikos forması giyen George Papagiannis, Dimitris Itoidis'in menajerlik şirketi olan Network Sports'a geçmiş. Yani e, bunu duymuşsunuzdur. duymadıysanız da bilginiz olsun. Hani sezon başında transfer ettiği Tony Toniyece de aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor diye de biz buraya ekleyelim. Yani bu arkadaş. Papagianis nasıl bir basketçi ben bilmiyorum ama bu arkadaşın gelme ihtimali artmış bilginiz olsun. Fenerbahçe Opet'te Dinamo Moskova forması giyen Irina Fetisova ile bir yıllık sözleşme imzalamış. Hep diyorsunuz ya hocam yani başka şeylerden de bahsedelim. Başka futbolculardan da başka branşlardan da bahsedelim diye. O yüzden başka branşlardan da bahsettik arkadaşlar. Ami Mandıralı Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan hakkında fikriniz nedir diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Demiş ki Ertuğrul Doğan Trabzonspor başkanlığına hayırlı olsun. 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'a maddi manevi çok katkı sağladı. Şimdi başkan seçildi ve sorumlulukları daha fazla arttı. Çok iyi bir Trabzonsporlu. Allah yardımcısı olsun demiş. Aklı 38 yıl sonra şampiyon olmak kolay değil. Bunu da gütmek, bu kadroyu devam ettirmek kolay değil. Tabii ki de herkes bir şeyler yaşayacak. Herkes hani zorlu bir dönemlerden geçecek. Sonunda böyle olacak gibi. FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılan futbolcular için kulüplerine turnuvada geçirdikleri her bir gün için 9.200 euro ödemeyi kabul yapmış. Yani bu sayede Fenerbahçemizde de 203.000 euro kazanç elde etmiş. Hocam 203.000 euro para mı? Siz bana verin ben o parayı. Yani Genelbaşı Futbol AŞ'nin olağanüstü genel kurulda 31 Temmuz pazartesi günü 14'te yapılacakmış. Aynı zamanda Futbol AŞ dün bir şey düzenledi, bir toplantı düzenledi. Bilmiyorum haberiniz var mı ama sermaye arttırımı için onay alınmış. Sermaye arttırımı ne demek? Para gelecek demek. Kaynak demek. Kulübe para girecek demek. Hani Bir nevi e, Türkçe tabiri, kısaca tabiri kulübe para girecek demek. Sponsorluk parası adı altında, başka şey adı altında olacağına sermaye arttırımından gelecek demek. Daha bakalım ne şekilde kullanılacak. Ben bu kadar söyleyeyim. Şimdi bu kısımda normalde kısa kısa duyumları konuşacağım. Bora Aydınlık Amerika Birleşik Devletleri milli takım Bora peşindeymiş ki e, MLS takımları da Bora'yı yakından izliyordu. Zaten izliyordu. Bunu bültenlerimizde de konuşuyorduk ama yazın çok ciddi teklifler alırız biz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hani duyumcuya şuna buna gerek yok. Duyuma bile gerek yok. Yazın biz bu teklifleri alırız. Demedi demeyin. Çünkü arkadaşlar bakın ne olursa olsun sonuç olarak bak sonuç olarak bu futbolcu bir hazırlık maçında da olsa kendini gösterdi, bir maçta da olsa piyasa yaptı mı yaptı. Ama asıl bunun öncesi baştan öncesi Mesela o sayı Samuel. Ben size bir şey söyleyeyim. O sayıyı bugün kaça satarsınız? 12'ye satar mısınız? Ben satarım. Çünkü Nijerya basını o sayı Samuel'in rakip sahaya her gittiğinde tehdit oluşturduğunu, Nijerya milli takımının son maçlarındaki tartışmasız en iyi oyuncu olduğunu söylemeye başlamış. Bir kere scout illa futbolcu izleyerek yapılmaz. Medyayı bile takip ederek yapılır. Biz mesela bir futbolcu hakkında ne diyoruz? transfer marketına bir bakalım arkadaşlar diyoruz. Değil mi? Transfer marketına bakalım bakayım neymiş değeri. işte kaç maç oynamış, sakatlık geçmişi nedir? Çünkü buradan şey yapıyoruz. Mesela Fenerbahçe ile adı anılan bir isim. Fenerbahçe Bragantino forması giyen Brezilyalı oyuncu Arthur Victor ile ilgileniyor diye bir haber yapıldı. Şimdi oyuncuyu Fenerbahçe dışında eski takıma Palmeiras ve Al Rayyan da istiyormuş. Bir kere bu Arthur'u hatırladınız mı? Bir düşünün bakalım. Arthur'u hatırlayacak mısınız? 15 Şubat 98 doğumlu, 25 yaşında. Eminim şu an hatırlayamadınız. Şu an hatırlayamadınız. 10 milyon euro piyasa değeri var. Sağ kanatta, sol kanatta, 10 numarada oynayabiliyor. Sol ayakta ama daha çok sağ kanatta oynuyor. Palmeiras, Bahia gibi takımlarda oynadı. Zamanda Victoria Guimarês oynadı mı? Yok Guimarês oynamadı. Hani ee... şu an RB Bragantino'da yani orada bunların bir şeylikler oluyor ya sponsorlukları şu bu. Bu arkadaş 16 maça çıkmış, 3 gol, 1 asisti var, 1406 dakika. Şimdi Brezilya liginden çıkmamış bir topçu. Transfer market piyasa değeri 10 milyon euro gösteriyor. Bu istatistikler zor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Artur yani Bragantino'lu Artur bir daha söylüyorum. Bragantino'lu Artur eğer 2,5 milyon euro bonservis bedeli ile kabul ederlerse hemen Fenerbahçe'de. 2,5 milyon euroya tamam derlerse ee, Fenerbahçe'de ama demeyecekler için bu transferden vazgeçin derim ben size. Hani Arthur böyle bir oyuncu. Tabi Palmeiras, Alrayan bunlar alsın. Bizlik bir durum yok. Bu da arkadaşlar biliyorum birkaç gün önce konuşuldu sosyal medyada ama birçok kişi soruyor hocam nedir ne değildir var mı isteğimiz arzumuz gelecek mi gelmeyecek mi yani ben zannetmiyorum iki buçuk milyon euroya bırakacaklarını İyi de hocam böyle futbolculara 2,5 milyon euro teklif edilir mi? Bu da salaklık olmaz mı? Ya böyle futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro diye 10 milyon teklif edecek halim yok ya. İkincisi Fenerbahçe Famalicao'dan 23 yaşında Fransız orta saha oyuncusu Zaydu Yusuf ile ilgileniyor. Bu başka. Bak şimdi bu duyum başka. Bu duyum niye başka? Onu da anlatacağım. <laughs> Zaydu Yusuf Girdiniz internete. İnternete girdiniz. Transfer marketini açın. Futbolcu Famalicao'da Portekiz liginde 4 Ağustos 2022'de transfer edilmiş. Merkez orta saha 1.82 boyunda. Şimdi benim kızdığım nokta burası işte. En çok size burada kızıyorum. Sizinle burada anlaşamıyoruz. Size göre futbolcunun transfer marketi yüksek olunca iyi oluyor. Düşük olunca kötü oluyor. Bana göre futbolcunun sahadaki duruşu. Bu arkadaş 11 Temmuz 99 doğumlu 23 yaşında merkez orta saha. Bakın hatırlayacaksınız 3 milyon euro şu an piyasa değeri var. Ön libero 8 ve kısa bek oynayabiliyor. 8 milyon euroları görmüş zamanında. Sentetien'den Famalicavia sezon başında 1 milyon euroya gitti. 4 milyon euro transfer market değeri varken 1 milyon euroya gitti. Şu anda da piyasa değeri 3 milyon euro transfer market değeri. 32 maç, 3 gol, 2 asist, 2073 dakika. Arkadaşlar biz bunu almaya çok uğraştık. Biz isteyince 6-7 milyon euro çekiyor Sentetien. Amalicao isteyince 1 milyon euroya veriyor. Sol ayaklı, daha yaşı 23. Komorlar asıllı, Komorlar asıllı Fransız oyuncu. Biz bu Zaydo Yusuf'u uzun zamandır takip ediyoruz uzun zamandır biz bu arkadaşı takip ediyoruz. Gündemimizde ee, transfer eder miyiz? Ben size şunu söyleyeyim. Yazın ki durum devam ederse %99.9 transfer ederiz. Bakın %99.9 bizde deriz. Yazın ki durum devam ederse. Hocam yazın ki durum ne ki isteğimiz yazın ki isteğimiz sürsün %99 bizde. Şimdi bunu özel haber olarak verenler Jesus'un listesinde birinci sıra oyuncusu diyor. Mutlaka transfer edilmesini talep etti. Kulübünün beklentisi 8 milyon euro. Oyuncunun sözleşmesi 2026. Bir kere kulübünün beklentisi 8 milyon euro değil. 4,5 milyon euro. Biz 4,5'u düşürüp biz 4,5'u düşürüp uygun bir fiyatı çekmek istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ha Ben 4.5 dedim diye arkadaşlar net buçuktan bahsetmiyorum. Kulübünün beklentisi. Yani Biz ucuza kapatıp almak istiyoruz. Çok da ciddiyiz. Bu arkadaşlar ki hatırlarsınız biz buna çok uğraştık ettik ama olmadı. Ben şunu söyleyeyim. Artura ihtimal vermiyorum ama bu Zaydu Yusuf için aynı Osterwolde'de dediklerimi diyorum. Bendeki duyumlar, bendeki e, bilgiler biz bu çocuğu alırız yönünde ama hayırlısı. Eden Hazard. Eden Hazard için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp ara transfer döneminde devreye girmişler. Haziran ayına kadar Hazard'ı kiralamak istemişiz. Ama Hazard iki kulüpten gelen teklifi de reddetmiş. Bir kere bu gerçek değil. Biz Eden Hazard'ı almak isteyelim. Hemen şimdi alırız. Arkadaşlar bakın. Hepinizin elinde internet var. Girin bakın bu sezon kaç maça çıktığına bakın. Yaşına bakın. Piyasa değerindeki düşüşe bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız zaten. Ya ne demek istediğimi çok rahat anlarsınız. 7 maç 1 gol, 1 asist, 296 dakika. Peki şu an hangi takımda? Real Madrid'de. Real Madrid'de bir futbolcu 5 milyon euro piyasa değerine düşüyorsa ne demektir bu? Artık bundan futbol geçti. Futbol buna küstü demektir. Ha, alırsın, Denersin oynatırsın. Senin gireceğin risktir. Ama bu risk değer mi? Değmez. Ben külliyen yalan diyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique'nin menajeri Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmasından vazgeçmesi için diz sakatlığının olmasını doğruluyor. Yani Fenerbahçe eğer diz sakatlığı yaşarsa Gustavo'nun bonservisini almayabilir. Ki bu duyumu Türkiye'de ilk ve tek verenlerden biri benim. Benden sonra birçok kişi bu duyumu verdi. Sonra bazılar dedik olan biz bir halt yedik. Bu adama da çok güven olmaz. Biz kıvıracak bir şeyler yapalım falan dediler. Sonra dediler ama aman boşver unutulur gider dediler. Ama şimdi menajeri demiş ki evet diz sakatlı yaşarsa alma opsiyonları yok. Ve e, diz sakatlığı da yaşayacağını zannetmiyoruz. Ve Fenerbahçe bonservisinden alır diyor. Ama yaşadığı sakatlık diz sakattaydı oyuncunun. Fenerbahçe belki de raporları elinde tutuyordur. Bunu koz olarak kullanacaktır. Ama şu bir gerçek. Bugün ve yarın Gustavo Henrique'de sıcak gelişmeler yaşanabilir. Çünkü Brezilya'da dönem bitiyor. Aldı aldılar. Artık Flamengo'yu mu ikna ederler, başkasını mı ikna ederler bilemeyeceğim. Ama alamazlarsa zor. Peki hocam Gustavo Henrique'yi biz beğenmiyoruz. Yavaş diyoruz. Ama bu adamlar neyini beğeniyor ya? Tamam. Yani hepsi Fenerbahçe seviyesinde değil ama bunlar neyini beğeniyor diyeceksin. Arkadaşlar Gustavo Henrique bir tehdittir. Duran top tehdididir. E, stoperde doğru koğuşlandırırsan, doğru yerde pozisyon aldırırsan havadan izin vermeyecek bir tehdittir. Yanına koyacağın isim. Mesela Kim Mijii ile Gustavo Henrique'yi yan yana koyabilirsiniz. Bu sefer Gustavo Henrique'ye hayran kalırsınız. onun ne güzel müdahaleleri var. Çok iyi. Bak yandan top vermiyor. iyi de top dağıtıyor falan dersin. Niye? Kim Minji'yi onu tamamlar. Atilla Salah'yı onu tamamlamaz. Serdar tamamlamaz. Bak Samet Akaydın da tamamlamaz. Bak Zaydu Yusuf'la Gustavo Ernekeyi koy. Birbirini tamamlar. Çünkü şimdi Zaydu Yusuf orta sahada Dinamo. Geriye gelir yardım eder. Ara o, o kadar aktif oyuncu değil. İkili mücadelelerde o kadar aktif oyuncu değil. Mesela Adama Nagalo vardı. Hatırlıyor musunuz? Yazın almaya çok uğraştık mesela. Hani belli olmaz belki şimdi de almaya çalışırız. Şimdi Burkina Faso'lu arkadaşımız 185'lik stoper. 1.5 milyon euro piyasa değeri var. oynuyor. Bu arkadaş bu arkadaş bu sezon 20 maç, 1 gol, 2 asist, 1728 dakika. Hocam Danimarka liginde ne var ya? Ben de oynarım diyeceksiniz. Arkadaşlar bu çocuk Bak, aradığımız kan bu çocuk. Adama nakolo. Sağ ayaklı stoper. Daha da yaşı 20. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu çocuğu bir şekilde bir şekilde kadroya dahil etmeye çalışıyorum. Bak adam'a anagalı da olur. Gustavo Henrique'nin özelliği şu. Biz savunmayı çok önde kuruyoruz. Savunmayı ilk önde kuran kulüplerde iş yapar. Gustavo Henrique'nin de olayı bu arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'ye iki genç Arthur ve Zaydu Yusuf. Ama ben Arthur'a 2,5 milyon euro vereceklerine asla ihtimal vermiyorum. Ama Zaydu Yusuf için %99.9 diyorum. Şu anki duruma göre, şu anki konjektüre göre %99.9 bizde. Crespo'nun da yerine gelir ki Crespo'yu da göndeririz gibi duruyor. Eden azat yalan. Bora Aydınlık için kapımızı çalarlar. O sayı için de öyle. Gustavo Henrique son gün İki gün. Yani iki gün içinde transfer netleşir. Yüzde yüz netleşir. Ee, basketbolu konuştuk. Basketbol duyumu verdik. Ee, Adam Anagola'na ilgili de subliminal duyumu verdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuza bir beğeni çok görmezseniz seviniriz. Kanalımıza da abone olup aramıza katılabilirsiniz. Gerisi sizde.